Anime günlüklerimiz demediğim ne diyeyim tam olarak emin değilim. Ben bir animeci değilim. İzlediğim bu ikinci animem falan olsa gerek. Evet öyle oluyor sanırım. Şimdi bugün ne yapacağız arkadaşlar? Ben gittim. Evangelion'dan sonra bir tane daha anime buldum Netflix üzerinde. Netflix gerçekten çok güzel platform. Gerçekten bir sürü farklı öneride bulunuyor. Ben bunların hepsini teker teker baktım sayılır. Ve karşıma Madoka Magica. Magica. Tabii. O şekilde okudum. Evet, ben Madoka Magica demeye devam edeceğim. Puella Magi, Madoka Magica işte. Çok uzun bir isim var. Japonca zaten. Çok zorlamaya gerek yok. Bunu gittim. İzledim. Şimdi arkadaşlar bir önceki Evangelion incelememizi hatırlıyorsunuzdur. İnceleme değil, muhabbetimizi, sohbetimizi, anime günlüğümüzü hatırlıyorsunuzdur. Bu videoda o şekilde olacak. Neler hissettiğimi, nelerini beğendiğimi, kimleri önerebileceğimi, kimlerin izleyip kimlerin izleyemeyeceğini, ne yaşattırıyor size, şok oluyor musunuz, sevme itibariniz ne kadar gibisinden soruları cevaplayacağım. Olay örgüsünden bahsedeceğim biraz. O şekilde ufak tatlı muhabbet videosu olacak. Çok fazla kasmayın. Zaten ekranda da bir şey olmayacak. Hani arkadan falan da dinleyebilirsiniz. Ben öyle yapmayı çok seviyorum. Mesela oyun oynarken arkadan video açmayı çok seviyorum. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Zaten tam ekranda da facecam'in bu şekilde 720p bir facecam zaten güzel gözükmüyor. Yani o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar. Bu videoda Mehmet yok. Bu arada ben yine bu animeyi Mehmet'le izledim ama. Mehmet bunu konuşmayı çok istemeyebilir. O yüzden ben direkt kendi başıma şey diyeyim. Olmadı Mehmet'le tekrar konuşuruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle Madoka Magica hiç bilmeyen arkadaşlarımız için zaten logosundan da biraz sırıtıyor. Gidip de internetten şöyle bir searchlediğiniz anda karşınıza çıkacak şey sizi biraz falan yaptıracak. Bu çok normal. Ki ben de böyleydim. Çünkü ilk girdiğinizde göreceğiniz şey bir grup ufak kızın böyle ellerinde sopalarla dolaştığını göreceksiniz ve bu çok komiğinize gidecek. Hatta bayağı bir güleceksiniz. Bunun hakkında bir şey diyemem. İşte burada şu devreye girecek. Bunu herkese tavsiye edemem. Hani hatırlarsanız Evangelion videosunda şöyle bir şey söylemiştim. Neon Genesis Evangelion güzel bir anime. Hani Japon animesi yani Japon olduğunu nasıl söyleyeyim? Çok fazla Japon unsuru içermeyen bir. Çok fazla rengarenk, çok fazla patlama çatlamalı olmayan bir anime. Madoka Magica kesinlikle öyle değil. Madoka Magica hakiki tam bir anime. Hani ellerim şöyle sallamayayım biraz FPS düşüyor ama çok sağlam bir anime. Yani, iyiliğinden bahsetmiyorum. Oralarına sonra gireceğim. Yani o kadar Japonumsu ki yani, tam bir Japon animesi arkadaşlar. Rengarenk, patlamalı çatlamalı işte bütün anime bu şekilde. Anime kızları içiriyor. Anime yani bir animede olması gereken bütün her şey bunda var. Çok renkli, çok tatlı, çok fazla şeyler var. Yani peki bunları ben neden söylüyorum? Eğer bu tarz içeriklere çok fazla anime içeriklerine katlanamayacak insanlar bunu izlememeli. Evangelion bu şekilde değildi. Evangelion bu şekilde olmadığı için ben bunu demiştim ki bu çok fazla Japon öğeleri içermiyor. Çok fazla renkli değil. Çok fazla çatapatlı falan değil. O yüzden rahatlıkla izleyebilirsiniz demiştim. Birçok kişi izleyebilir demiştim. Bu kesinlikle öyle değil. Zaten ilk kapağını açtıysanız kapağı bile sizi rahatsız edecektir büyük ihtimalle. Şimdi beni de rahatsız etti öncelikle onu söyleyeyim. Girdim Netflix'e kapağı biraz rahatsız etti. Ben bir tane post görmüştüm Instagram üzerinden. İşte başlangıç animeye başlayanlar için öneri diye. Evangelion da bunu öneriyordu. İşte demişlerdi ya bunlar önerilir mi arkadaşım ne yapıyorsunuz siz gibisinden bir şey görmüştüm. Evangelion'u anlayabilmiştim izlemiştim. Çünkü Evangelion çok sarsıcı bir anime. Eğer izlemediyseniz Evangelion'u kesinlikle öneriyorum. Hiç bilgisi olmayan için Neon Genesis Evangelion hem Netflix'te var hem incelemesini yaptık. Şurada bir yere belki unutmazsam koyarım. Kesinlikle izlenmesi gereken bir animeden yani üstün bir şey. Animeden çok farklı bir şey. Evangelion'u kesinlikle izlemeniz gereken bir eser. Şimdi peki Madoka Magica'ya gelirsek. Eğer ben bu postu görmeseydim büyük ihtimalle izlemezdim. Göz aşinalığım olmasaydı büyük ihtimalle izlemezdim. Çünkü arkadaşlar tekrar söylüyorum yine bir Google searchlediğinizde karşınıza çıkan şey gerçekten çok komik. Peki. Ben buna başladım. Peki neler oldu? Tam olarak beklediğim gibi gitti. Çok fazla anime, çok fazla Japon içeriği, çok fazla tatlılık, çok fazla nasıl diyeyim? Çok fazla anime. İlk bölüm bu şekilde gitti. Ve kısacası şöyle söyleyeyim. İkinci bölümden aksiyon sahneleri özellikle beni kendine çekti. Başta lore anlamıyorsunuz. Sonra lore açıklanmaya başlayınca
Sizi kendinize çekiyor. Şimdi ben ufaktan spoilersız bir incelemeye gireceğim. Ondan sonra spoilerlı bir şekilde neleri sevdim, neleri sevmedim başlayacağım. Şimdi arkadaşlar, öncelikle beni bu dizi ikinci bölümden bağladı ama oraya sonra geleyim. Öncelikle spoilersız bir inceleme yapayım. Bunu neden izlersiniz? Neden izlemelisiniz? İzlemeyen arkadaşlar için neden önerebilirim? Şimdi anime, çok fazla anime olduğunu söyledim. Onları önermem. Şimdi gelelim. Ben bunu izlerim. Nedenini merak ettiğimcilere gelelim. Nasıl bir cümleydi bu ya? Bu arada arkadaşlar, gecenin geç bir saati çekiyorum. Bir anlık gaza çekilen video. O yüzden sesimden, saçımdan vesaire lütfen umarım irkilmiyorsunuzdur. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Bu animenin en büyük özelliği lore'u. Arkasında yatan çok güzel bir sır var. Ve bunu izlerken fark etmiyorsunuz. Çok ufak tefek tuz karabiberiyle bunu size anlatıyor ve sonunda yüzünüze yapıştırılan bir tokat darbesiyle bunu anlamanız ve üstüne aslında izlediğiniz bütün animenin o sonla bağlantılı olduğunu anlıyorsunuz ve bu sizi gerçekten çok güzel bir şekilde mutlu ediyor. Yani hikaye çok güzel bağlantılı. Bakmayın, karakterleri falan da çok güzel. Çok güzel karakterleri de var. Çok güzel, yani çok sevilesi karakterleri de var. Ama asıl olay örgüsü çok iyi. Mesela ben ne demiştim Evangelion'da? Bu Evangelion genellikle hikaye de var. Çok büyük bir önem işliyor ama genellikle karakter hikayesi olduğunu söylemiştim. Bu da tam tersi. Yine karakterleriniz var. Çok değerliler. Ama daha çok hikaye odaklı. Yani size neler söyleyebilirim? Karakterler güzel, olay örgüsü güzel. Ama olay örgüsünü anlamanız için biraz sabretmeniz lazım. Zaten 12 bölümlük bir dizi. Çatır çatır, çak şak şak, tokatlaya tokatlaya akıyor dizi. Bir 2 ila 3 bölüm izlemeniz gerek. Diziyi, animeyi böyle sarması için 2-3 bölüm izlemeniz gerek. Şahsen ben 2-2,5. Bölüme kadar çok fazla şey olmamıştım. Hele hele zaten ilk bölüm, 1. bölümün ilk 10 dakikası böyle izledim arkadaşlar, böyle falan modunda izledim. Yani spoilers olarak bakalım, size nasıl, başka ne önerebilirim? Çizimler çok güzel. Yani görüntü kalitesi çok güzel. Hele hele Neon Genesis Evangelion'dan sonra gerçekten kaliteli hissettiriyor 2011 yapımı. Sonra onun dışında neler başka önerebilirim? Çok güzel aksiyon sekansları var. Tasarımlar muazzam. Belirli başlı villainlarla savaşıyorlar. Ve o villainların tasarımı gerçekten sizi böyle manyak güzel. Gerçekten çok güzel. Yani dediğim gibi, üstündeki o şirin tatlı örtüyü kaldırdığımızda aslında işin derinliğinde çok daha sert yazılmış şeyler var. Bunu fark edebilmeniz için kesinlikle izlemeniz ve kesinlikle izlemeniz gereken bir şey. İşin sonunda gerçekten çok farklı hissedeceğinizi garanti veriyorum. Ama işte biraz dayanmanız lazım. Özellikle böyle hadi hemen olaya gireyimciler derseniz aslında bir tık iyi, çünkü az olduğu için bölümler çak 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 dediğim gibi şey oluyor ama yani sarması için dizinin, mesela ben Mehmet'le izledim. Mehmet 7. bölüme kadar böyle öf pöfleyerek izledi hani. Keyif aldı ama böyle öf pöfledi. 7. bölümden sonra işin nereye bağlanacağını merak etti. O şekilde o da şey etti. Ne diyeyim? Bağlandı. Şimdi spoiler'da sorun yok artık. Artık yavaştan spoilerli incelemeye geçeceğim. Çünkü anlatmak istediğim birkaç bir şey var. Bu video bu arada yarım saat falan olmaz büyük ihtimalle. Çünkü tek kişiyim ve Neon Genesis Evangelion gibi büyük bir yapım değil. Filmleri de var. Filmlerine hiç girmeyeceğim. İzlemedim. İzlemeyi düşünmüyorum şu an için. Çok fazla doyurdu çünkü dediğim gibi az bölüm olunca yüzünüze daha çok yumruk savruluyor. Ve 2 günde bitirdiğim için bu diziyi bayağı doyurdum. Hani Madoka falan görmek istemiyorum. Şimdi başlayalım bakalım spoilerli incelemeye. Şimdi ben direkt olarak ilk 5 bölümden falan bahsetmek istiyorum. Şimdi dediğim gibi ilk 1. bölüm. Ya dizinin, animenin direkt aklıma gelen şey şu. 1. bölümde hani güzel kız nasıl olunur konusundan başlayıp nasıl 12. bölümde evren nasıl daha güzel bir yer haline getirilire dönmesi dizinin, animenin 12 bölümde. Bu çok güzel bir şey öncelikle. Bunu çok güzel bir şekilde yapmış yönetmenin, şu an hiç bakmadım biliyor musunuz hani. Direkt aklıma yönetmen ve müzikler geldi. Müziklerden bahsetmeli miyim? Direkt müziklerden mi girsem acaba? Müziklerinde hiçbir şey yok arkadaşlar. Açılış jeneriği bile çok hoşuma gitmedi. Aslında müzikleri güzel. Şimdi birazcık daha düşündüm o. Mesela diyaloglarda geçen müzikler ve özellikle savaş sahnelerinde geçen müzikler, böyle epik müzikleri var aslında. Şimdi düşününce güzel güzel. Müzikleri güzel. Yani arkadan açıp dinlenin ismi değil ama atmosfere güzel uyum sağlıyor. Müzikleri dedim bir aradan çıkarayım. Şimdi tekrardan hop ilk 5 bölüme gelelim. İlk 5 bölümde olayları kavramaya çalışıyorsunuz. Çünkü size yine hiç bilmeden izleyen biriyseniz, ki ben hiç bilmeden izleyen biriydim. Bir anda size şeyler geliyor.
O cadılarla savaşma muhabbeti geliyor ve siz "What the hell is going on here?" Bir anda işte telepati gücüyle size seslenen bir kedi. Tam olarak kedinin ismini hatırlamıyorum. O kedinin ismine bakmam lazım şu anda. Hemen şu kedinin ismine de bakayım. Ki şey olmasın. Kedinin ismine bakayım. Q-Bey. Heh, tamam. Kesinti oldu, biraz üzgünüm. Q-Bey direkt olarak Madoka ile bir telepati yoluyla işte bağlantıya geçiyor. Seçilmiş olan oluyor. Ve işte orada işler başlıyor. Yanlış hatırlamıyorsam ikinci bölümün, yok, birinci bölümün sonlarına doğru yaşanıyor bu olay. Q-Bey'i kurtarıyorlar ve Q-Bey bunlara işte "sen büyücü kız olmasın" falan, büyücü kız muhabbeti oradan çıkıyor. İlk cadı savaşı o zaman yaşanıyor ve o zaman işte dizi size bir "what the hell is going on" yaşatıyor. Çünkü cadı tasarımları çok fantastik. Undertale'ın son bölümünü bilen arkadaşlar varsa tam olarak Undertale'ın son bölümünü örnek verebilirim bu cadı tasarımları için. Ayrıyeten aklıma yine birinci bölümdeki şey geldi. Birinci bölümdeki, siz şimdi birinci bölümü açınca size böyle bir 5 dakikalık, 2 dakikalık mı bilmiyorum, İlk sahnesini izliyorsunuz. Değişik bir sekans gösteriyor işte. Q-Bey'i görüyoruz. Hamura'yı falan görüyoruz böyle. "Hadi gel büyücü kız falan ol" diyorsun. Ben başta şey sanmıştım. Bu normal rüya falan görüyor veya işte hayal kuruyor falan zannetmiştim. Ama son bölüme gelince bir bakıyorsunuz aslında, of, ne kadar hayati bir değeri varmış o sahnenin gibisinden şeyler yaşıyorsunuz. Sonrasında şöyle güzel şeyler oluyor. Şimdi dizinin ilk 5 bölümünde şu yaşanıyor. Bu cadılar, büyücü kızlar muhabbetleri falan anladıktan sonra bu ruh cevherleri falan muhabbetleri çıkıyor ya karşınıza işte. Bir dilek dile ve bununla büyücü kız ol, ruh cevherin çıksın. Ne kadar basit. Şunu hayal etmiştim ben ilk 3. bölümde veya 4. bölümde falan. Biz şimdi bu 4 bölüm boyunca, bu Mami'ydi galiba yanlış hatırlamıyorsam bu sarı kızın ismi. Bu Mami bize önderlik edecek. Madoka da alışacak. İşte öğrenecek. İşte dileğine karar verecek. Çünkü bu dilek karar verme olayı bayağı uzatılıyor. Çok da mantıklı bir şeyler olacak zaten o dilekle ilgili. Dilek sekansları falan uzatılacak. Sonra Madoka güçlerini kazanacak. Milleti döveceğiz. Bu şekilde düşünüyorum. Aynı zamanda da Homura'yı şerefsiz sanıyorum bu ilk bölümden. Hani Homura'yı zaten biliyorsunuz. İzlediğiniz için şu an zaten burayı izliyorsunuz değil mi? Hani zaten diziyi izlediniz. O yüzden burayı izliyorsunuz. Herhalde, büyük ihtimalle. Neyse, Homura'yı zaten şerefsiz sanıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü gidiyor kuyu kuyu patır patır vuran bir ablamız yani. Kesiyor biçiyor böyle, hele hele falan falan. Zaten master yapmış cılılığın. Bu şekilde hayaller kuruyorum ben. 2-3 bölüm sonra işte zırhını giyecek zaten. Opening'de bile, açılışta bile zaten o zırhı giyiyor. Zırh değil aslında, ne zırh, elbise yani. Yani elbise. Ama işte epik bir şey olacak sanıyorsunuz. Hiç öyle olmuyor. Bir bölüm sonra Mami dövüşürken diye böyle kafası fıçık diye böyle boyun vücudundan ayrılıyor böyle. Ana. Aa. Allah Allah falan oluyorsunuz böyle. Sonra bu Q-Bey yine devam ediyor. İşte "gel seni büyücü kız yapayım" falan fişan. Bu Q-Bey'e de biz hiçbir şey, hiç şeylik aramıyoruz aslında. Kıllık aramıyoruz. Çünkü Q-Bey çok tatlı bir karakter. Hani ilk 5 bölüm, ilk böyle 6-7 bölüm ha falan diye izliyorsunuz. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Sonra işin en şaşırtıcı noktası, Homura 6 ve 7. bölümden sonra yavaş yavaş şey olmaya başlıyor. Ulan bu iyi bir karakter lan galiba. İyilik yapıyor galiba falan oluyorsunuz. Sonra aslında işin en dibinde Homura'nın evreni kurtarma çabası olduğunu öğrenince işte o zaman "ah bak ne oldu." Tamam. Güzel, yavaştan olay görsün, bağlamaya çalışıyorum. Onun dışında yine kaçıncı bölümde geldiğini hatırlamadım. Yine ismini hatırlamadığım bir karakter. Hemen bakacağım. Koyoko. Q-Bey ve Koyoko Sakura. Bu kırmızı saçlı Asuka'ya benzeyen ablamız. Bu hikayeyi şey alıyor. Ekleniyor. Bu büyücüler, ben şeyi anlayamamıştım hani. Sonuçta bunu Madoka da söylüyordu. Hani büyücü kızlar ekip olursa daha güçlü olur falan. Ama işte işin aslında böyle değilmiş hani. Ne kadar fazla büyücü kız olursa o kadar iyi olmuyormuş. Çünkü şöyle bir durum varmış işin içinde. Ben tamamen benzettiğim şey bu. Destiny 2 kafası var. Destiny kafası var arkadaşlar bu şeyde. Büyücü kızlar gidiyor. Cadıları kesiyor. Loot düşürüyor. Loot'u ile beraber kahır taşı olması lazım. Loot'u ile beraber kendi cevherlerini temizliyorlar. Ve o cevherler o kadar önemliymiş ki. Bunu da 9. bölümde öğreniyoruz yanlış hatırlamıyorsam. Hani Sayaka kararını veriyor. İşte Kemancı abiyi, onun ismini yani hiç hatırlamıyorum. Umumda da değil. Kemancı abiyi iyileştireyim diye
dileğinin hakkını harcıyor ve bir şey taşı çıkarıyor. O zamandan sonra zaten bütün sırlar açığa çıkıyor. Bu Madoka Sala, Shinji gibi bir karakter aslında bakarsanız. Ya şimdi düşünüyorum, bu Evangelion bütün anime evreninde reset atmış olabilir. Çünkü nereden baksanız birçok animede Evangelion'dan esinlenmeler var. Arka planları, üstü saklı hikayeler, işte ya karakter tasarımlarına bakın ya. Bakın, açın Madoka Magica, ups. Neydi? Sayaka Miki. Yaz. Rei'ye benzemiyor mu arkadaşım? Bildiğin Rei. Tuhaf ya. Madoka'ya bak. Gerizekalının teki. Çok saf bir karakter. Shinji aynı. Sayaka'yı kurtarayım diye ruh cevherini atıyor. O an ne öğreniyoruz? Ruh cevherleri aslında hakikatten ruh cevheriymiş. Ne olmuş? Bu Koyaka, kedicik, bizi yalan söylüyormuş. Bu Koyaka'nın amacı aslında çok şerefsizlikmiş. Buraya gelmeden önce güzel güzel karakter orijinleri izliyoruz. İşte bu, bak yine unuttum. Neymiş ismi? Koyaka. Ha. Kyubey, pardon. Koyaka. Koyaka kız olan, Kyubey kedi olan. Tamam. Bu Koyaka'nın geçmişini falan izliyoruz. Koyaka'yı şerefsiz sanıyoruz ama şerefsiz değilmiş. Aslında bunların kendi aralarında savaşmanın amacı kendilerini yaşatmakmış. Cevherlerini temizlemelerinin amacı aslında güçlenmek değil. Sonuçta bir rank sistemleri yok aralarında. Kendilerini yaşatmakmış. Çünkü bu 9. bölüm, yok, 9 veya 10. bölümde olması lazım. Açıklanan sır sizi böyle şak diye kafanıza vuruyor. Aslında Kyubey'in amacı neymiş? Bu insanlarla yaptığı anlaşma ruh anlaşması arkadaşlar. Yani siz bir dileği diliyorsunuz. Ne oluyor? Bir dilek hakkınız var. Ve bu bir dilek hakkınızla her şeyi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir dilek hakkınızla ne yapabiliyorsunuz? Ruh cevherinize takas yapıyorsunuz. Büyücü kız oluyorsunuz. Ama işte bu ruh cevherini aldığınızda ruhunuz baya böyle vücudunuza ayrılıp o taşa şey alıyor ve bu taş kirleniyor. Bu yüzden de cadı kesmek zorunda kalıyorsunuz ve ama kimse bunu bilmiyor. Böyle olunca da iş işten geçiyor. Bu yüzden işin sonunda hep şöyle bir şey oluyor. Bütün büyücülerin sonu ölüm. Hay Allah. İzliyorsunuz. Tuhaf tuhaf tuhaf. Sonra hatta sanırım bu sır açığa çıkmadan bir bölüm önce olması lazım. 10. bölüm. 10. bölüm kesinlikle manyak güzel bir bölüm. Ben bazı şeyler atlamış olabilirim. Şöyle bir Netflix'i açacağım arkadan. Bakacağım atladığım bir bölüm var mı diye. Bu 10. bölüm gerçekten manyak bir bölüm. Her şeyin, bütün diziyi neden izlediğini. Çünkü arkadaşlar, dizinin ismi Puella Magi Madoka Magica. Madoka, fark ettiyseniz dizinin ismi de Madoka var. Opening, açılışta Madoka var. Her bölümde Madoka'yı izliyoruz. Ama kız 11 bölüm boyunca hiçbir şey yapmıyor. Sadece izliyor. Bunun nedenini 10. bölümde anlıyorsunuz ya. Yani bu kız aslında başka bir paralel evrende çoktan şey olmuş. Büyücü kız olmuş. Çoktan evreni patır kütür deşmiş. Çoktan profesyonel olmuş. Bu Homura aslında hikayeyi tutmaya çalışan karakter. Aslında biz bir sürü yenilen paralel evrenlerden birini izliyoruz ya. İşte bu adama şak diye tokat diye koyuyor. İşte 10. bölümde her şeyin açıklanması. Hani Homura neden böyle, Homura neden şöyle, işte Madoka neden boş boş izliyoruz falan diye bunu açıklıyor ya. İşte bu zaten işi bitiriyor. Evet. Şöyle yine bakıyorum. Onun dışında şuraya bakınca bütün dikkatim dağıldı ama karakter ilişkileri hakkında konuşmam gerekirse karakterler tuhaf. Sayaka'nın bir anda atlayıp hani kendini bir anda bu kadar şey etmesi şey. Filmin o zaman yavaştan şey dizinin artık yavaştan sonuna geleyim. 20 dakika yeterince konuştuk bence. Atladığım bir şey var mı diye düşünüyorum şu anda. Uzatıyorum gereksiz videoyu, farkındayım. Şu an izleyenler sıkılmış olabilir. Kyubey'in şerefsizliğinden bahsettik sanırım. Karakterlerden bahsettik. Orijinlerinden bahsettik. Madoka'nın aptallığından bahsettik. Şu an beynim durdu. Olabilir. Bu Homura hep hani zamanı geri sarıyor. Homura'nın dileği de. Aslında Homura tam olarak başka paralel evrenlerde, yani diğer zamanlarda Madoka gibi saf bir kız. Mami ve Madoka ile arkasında gezen tip olarak geziniyor. Ta ki bu boss fight gelene kadar. Boss fight'in ismini hatırlamıyorum. Çok karışık. Hani son bölümde gelen boss fight geliyor, bizimkileri öldürüyor. Hayır, Madoka ölmemeli falan yapıp işte oradaki dileği de ben diyor zamanı geri sarmak istiyorum diyor. Ve her bu
öldüğünde zamanı geri sarıyor. O yüzden biz de tam o en son sardığı zamanı izliyoruz. İşte bunlar açıklandığında buf, manyak bir şey. Ve geliyoruz son bölüme. Ha, şunu söyledim bilmiyorum. Eğer bu Q-Bey'in açıkladığı şey, Q-Bey hani bu büyücü kızlar eğer kağıt taş alıp kendilerini resetleyemezlerse, temizleyemezlerse bunlar yine cadıya dönüşüyor. Yani aslında cadılar büyücü kız. Ve bu enerjiyi topluyor ve Q-Bey kendi çıkarına kullanıyor. Şey gibi düşünün. Rick and Morty'de bölüm vardı, hatırlar mısınız bilmem. İkinci sezonda olması lazım. Üç de olabilir, tam olarak hatırlamıyorum. Hani Rick bir tane akü yapıyordu. İçinde çalışanlar vardı. Onlar kendi hayatlarını yaşıyordu ama aküden gelen gücü Rick alıyordu. Bunun gibi bir mantık var ortada. İşte Madoka diyor ya, diyor bu kadar ya insanlar ölüyor, üzülüyor falan, sen nasıl bunu şey edemiyorsun falan, Kyubey diyor. 7 milyar nüfusunuz var. Bir kilo alsanız. Biri ölse ne olacak? Enerji için bence çok yararlı falan. Ağlamaya başlıyorlar falan. İnsan duygusallık. Değişik değişik şeyler giriyor araya. Sonra son sardığı timeline'da Homura artık diyor ben boss'u keseceğim. Bir sürü kayıp verdik. Sayaka desen Sayaka kesildi. Şey neydi? Koyaka. Tabi. Koyaka desen onu da Sayaka yedi. Mami desen kafası koptu. Bir tek Madoka kaldı. Ben bunu diyor bu sefer yeneceğim. Gidiyor saldırıyor. Ve şöyle bir şey var. Mecbur. Yani Homura'nın saldırması mecbur. Saldırmama gibi bir ihtimali yok. Eğer saldırmazsa o da şeye dönüşecek. Ve tam hakikaten böyle yok olurken yani gitti, Homura ölüyor. Son şans artık. Tam umutsuzluğa kapılacakken çat. Ana karakter geliyor. Bu ana karakter gerçekten ana karakter oluyor. Bütün her şey açığa çıkıyor. Ve Madoka bütün evreni baga sokuyor. Şimdi Madoka zaten en güçlü güç kız. Bu yüzden istediği her şeyi dileyebiliyor. Ve bütün evreni dizgine alabiliyor. Nasıl yani? Dileğini ne için kullanıyor? Bu dünyadaki hiçbir büyücü kız üzülmesin. Üzülmezse de cadılar oluşmasın. Bütün cadıları şak diye siliyor. Resmen bir endgame gibi bir şey. Hani Thanos parmağını şıklatıyor ve şey oluyor ya. Bütün evrenin yarısı falan yok oluyor. Madoka da onun gibi bir şey yapıyor. Reset atıyor evrene. Hatta evren reset alırken loading screen giriyor böyle. Sonra daha da saçma bir şey oluyor. Bunu zaten bug'ını yaşıyorsunuz. Aa, oha lan falan oluyorsunuz. Bir anda o yok olan kötülükler de dünyayı yok edecekken Madoka diyor sıkıntı yok. Ben varsam sıkıntı yok diyor. Hop onları da yok ediyor. Abo falan oluyor. Ama işte bu yarattığı düzlemde Madoka yok olmuş oluyor. Yani şöyle bir şey diyeyim. Dizinin sonu manyak güzel. Yani Madoka'nın yok olması çok mu umurumda? Değil. Ama Madoka yok olduktan sonra ve hani yok olduktan sonraki gerçekliği izlediğimizde, hani kimsenin tanımadığı ama sadece Homura'nın tanıdığı bir gerçeklik var ya, bu çok iyiydi. Ya ben şunu çok seviyorum. Karakter gelişimlerinden çok karakter yok olduğunda veya karakter değiştiğinde atmosferin ne gibi bir değişiklik oluşturduğu benim çok hoşuma gidiyor. Bunu ben yine söyleyeceğim. Endgame'deki örneği vereceğim. Bir sürü filmde oluyor, bir sürü dizide oluyor. Ben yine Endgame örneğini vereceğim. Herkes izledi çünkü Endgame'i. 5 yıl sonrasına gidiyorlar. Ne olmuş? Thor değişmiş. İşte Kaptan Amerika yaşlanmış vesaire gibi. Böyle bir şey olmuyor da onun gibi. Karakterlerin değişimi. Bunda da aynı şekilde mesela Homura'yı tanımadan Homura'nın geçmişini izliyoruz mesela. Onun tam olarak Homura olmadan önceki halini, nasıl biri olduğunu falan izliyoruz ya. Bunlar benim çok hoşuma gidiyor. Aynı şekilde Madoka'nın olmadığı bir dünyayı Madoka'nın olduğu bir dünyayı karşılaştırınca yani gerçekten harika bir son, harika bir tamamlama, harika bir tatmin olma hissiyle bitirdim. Yani kafanıza soru kalmıyor gibi bir şey arkadaşlar. Bir iki soru kalabilir. Onu da daha dikkatli izlemeniz lazım. Çünkü hızlı geçen, çok hızlı dediğim gibi acayip hızlı anlatılıyor. Pat pat yüzünüze vuruluyor. Ben yine şuradan bölümleri açtım bakıyorum. Atladığım bir şey var mı diye. Çaktat hızlı hızlı geçen, çok rahat bir şekilde izleyebileceğiniz, keyif alabileceğiniz, aynı şekilde gerçekten aptala vurabileceğiniz bir dizi. Artık burada spoilersız bir öneri yapamayacağım. İzleyen arkadaşlara artık ne diyebilirim? Tekrar izlenebilecek bir dizi, kesin anime. Ben beğendim. Beğenmeyen de vardır büyük ihtimalle. Peki eksikleri yok mu? Ben genellikle
bir animeyi sevdiğim için burada konuşurum. Sevdiğim yanlarıyla konuşurum. Beğenmediğim bir yanı var mı? Tabii ki var. Ne olabilir? Çok hızlı. Yani çok çabuk geçiyor bölümler ve pat 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 diye yüzüne vurması mesela bu çok yoruyor. Evangelion'da ağır ağır işletiyordu. Biraz daha acılı oluyordu ama bu kadar aptallamıyordu. Ben mesela bunun filmlerini izleyemeyeceğim. Çok fena duydum çünkü bu Lore'a, işte dizinin, animenin lore'una ve karakterlerine biraz fazla doydum. Mesela filmlerini izleyemeyeceğim şu anda. Onun dışında başka neyi beğenmedim diye şöyle bir yine hatırlamak için bakıyorum ama neyini beğenmedim? Çok fazla üstü kapalı verilmiş hikaye. Gerçekten 10 bölüm izlemeden siz bundan bir cacık anlamazsınız. Keyif de alamazsınız. Şu şekilde keyif alamazsınız. Hani bir şeyler anlamaya çalışırken kendinizi yoruyorsunuz. Bu da seyirciyi yorabilir. Hani Evangelion gibi izlemesi rahat bir şey de değil. Evangelion'da en azından bir keyif var. Bunda lan ne oluyor falan diye düşünürken 10. bölüme kadar dayanmanız lazım ki bu biraz uzun bir süre. Benim için sıkıntı değil ama normal bir izleyici için sıkıntı olabilir. Onun dışında çok göz yoruyor. Gerçekten bazı sahnelerde özellikle gerçekten çok göz yorduğu sahneler oluyor. Sonuçta bu tasarımlar falan. Tabi bunlar çok çerezlik şeyler arkadaşlar. Hani hiç önemsenmeyecek bir şey. İngilizce dublajı çok kötü. Tavsiyem Japonca izleyin. Gerçekten Japoncası çok güzel. Hakikaten Japoncası oldukça güzel. Japoncayı tavsiye ederim. Açın Japonca izleyin. Bunu İngilizce izleyen arkadaşlar için söylüyorum. İzlediğiniz ve İngilizce izlediyseniz gidin abi Japonca izleyin. Sanırım bunun hakkında konuşabileceğim başka bir şey yok. Hikayesini çok beğendim. Karakterler oldukça iyi. Müzikler yeri geldiğinde oldukça çok tatmin ettiriyor. Farklı farklı hisler yaşıyorsunuz. Özellikle çatır çatır yüzüne vuran hikaye. Gerçekten çok keyifli. Ve 10. bölümden itibaren yaşanan olaylar gerçekten sizi sizden alıyor. Böyle gerçekten şu şekilde izliyorsunuz. Hani tutuyorsunuz koltuğunuzu ve ah falan bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Onun dışında yani hani hala izlemeyip yine de illa bu videoyu hani izlemeyip de buraya kadar izleyenler olacağını düşünüyorum. Ya bir saniye bir gaza gelin, bir açın bir izleyin. Hani hala yaz devam ederken bence pişman olmazsınız. Tabii gidip de şey övünemezsiniz de ben gidip Madoka Magica izledim huhu falan diye övünemezsiniz. Şimdi ben mesela bunu yayınlayacağım. Ne olacak? Adam Google'a yazacak Madoka Magica lan bu ne ya deyip böyle kapatacak. Diyece yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar umarım eklemeyi veya konuşmayı unuttuğum bir şey yoktur ki illa vardır. İlla ki vardır hani. Ben yine açıklamaları da ekstra bir şey aklıma gelirse yazacağım. Kısacası ben bunu kesinlikle öneriyorum. Çocuk dizisi, kız dizisi deyip geçmeyin. Wings demeyin. Mehmet Wings falan diyor ama gerçekten keyif alarak izleyeceğiniz bir dizi olduğundan eminim. Neyse umarım beğenmişsinizdir. Artık bir dahaki artık ne anime izlerim bilmiyorum. Anime izler miyim bilmem ama umarım eğlenmiş, beğenmişsinizdir. Teşekkür ediyorum. Tekrardan ses, saç, baş ve saat için özür diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.